O, gün, o saatlerde ya da o günlerde gitmemek lazım. Ben de şimdi Cuma pazarına gitmiyorum. O Cuma pazarına girip çıkmak, park etmek mümkün değil. Arabayı karşıya bırakın Süper Bey. Barbaros Sanayi'ye doğru. Orada biraz yer bulunuyor. Şimdi ben doğru. Pazar günü gidiyorum. Yani daha sakin oluyor. Şimdi Cuma pazarı ile ilgili de bir tespitim var ya arkadaş. O kadar kalabalık ki soruyorum şeye, esnaflara işler nasıl? İşler yoktu ya, bunlar hep gezmeye gelmişler diyor. Ellerini arkaya koyup geziyorlar, bakıyorlar, soruyorlar, almıyorlar. Şimdi tabii Cuma pazarı Çanakkale'nin panayırı gibi. Yani oraya gelmek bir görevmiş gibi. Millet kalkıyor ta köylerden geliyor. Bir şey alıp almaması önemli değil. Orada da problem çok yani. Bilhassa Cuma günleri otopark problemi çok. Onu da madem pazardan sözü açtınız. Hani konum olduğu için ben birer söyleyeyim. Hı hı. Pazarların kurulma amacı üretilen ürünü direkt tüketiciye en ucuz ve en taze biçimde ulaştırmak. Evet. Gıda ağırlıktı. Evet. Bu sebeple kurulmuşlardır. Yani tabii. Bunun için kurulmuşlardır. İlk kurulma hedefleri budur. Şimdi eskiden pazarlar hakikaten bu amacı yönelikti. Yani işte manavda domatesin kilosu atıyorum 2 liraysa pazarda 1 liraydı yarı yarıya. Şimdi haftalık alışveriş yapılırdı. İşte bir haftada 3 kilo domates kullanılıyorsa 3 kilo domates alınır eve gelinirdi. Manava pek gidilmesin. Ona göre bir tüketici portföyü oluşmuştu. Pazara gidenler, gitmeyenler, gidince işte ne kadar kilo alacaklarını bilenler. Pazarcı esnafı bu işin kolayını buldu. Nasılsa bize geliyor herkes dedi. Ben günde 2 ton mal satacağıma, 2 ton maldan 300 lira para kazanacağıma, 300 kilo mal satayım, fazla masrafa girmeyeyim, 300 kilo maldan 500 lira kazanayım dedi. Nasılsa yolu alıştı bunların dendi. Ve pazarcılık sektörü son 20 senede bu hale geldi. Onun için şimdi pazara çıkan da elini arkasında şöyle bir koyuyor, dolaşıyor. Çünkü bakıyor manavda daha ucuz olan ürün var. Dolaştığı zaman bu da geliyor karşısına. Manavda seçme şansı var, pazarda seçme şansı yok. Manavdan çürük ürün almıyor, pazardan çürük ürün mutlaka alıyor, geliyor. Şimdi bu problemi de denetimsizlik, Turgut Özal'ın işte serbest piyasa ekonomisi. Evet. Eskiden sizler bilirsiniz. Ben çok iyi hatırlıyorum. Tabii, İlk hale başladığım zaman 80'lerin vardı. Başı etiket vardı. Alış ve satış vardı. Evet. Ve faturalarda KDV olmadığı için herkes fatura alırdı. Çıkart faturanı evet. Dendiği zaman pazarcı faturasını verirdi zabıtaya. Bakardı faturadaki alış fiyatıyla tutuyor mu tutmuyor mu. Ondan sonra işte günlük rusum toplanırdı. Bunların hepsi yapılan uygulamalardı. Şimdi bu uygulamaların hepsi bitti. İstediğiniz fiyata alıp istediğiniz fiyata satabiliyorsunuz. Böyle olunca da pazarcı alıştı. 3 evet. ton malla ne uğraşacağım? 300 kilo malı 3 tondan daha fazla karla satarım diyor. Ve evet. Bu mantıkla da pazarlar sizin dediğiniz bu hale geldi. Şimdi de, esnaf ağlıyor. Evet ya, bir de ağlayacaksınız. Vatandaşta o intiba var. Yani pazar ucuz diye gidip alıyor ucuz. Yani ucuz mu değil mi? O pazarla manav arasındaki dediğiniz farka ben de katılıyorum hakikaten. Adam elletmiyor ya, diyor ki ben çürüğü ne yapacağım? Bana ne götür, nereye götürürsen götür. Ben senin çürüğünü almak zorunda mıyım? Şimdi oradaki çürüğü de kakaladığı zaman hiç unutmuyorum ya, şey aldım ben, kayısı aldım yazın. Arabaya götürdüm, bağaca koyduğumda bir baktım ki poşetin içi su kesmiş ya. Su. Olduğu gibi su olmuş. Ne kadar şey varsa yumuşamış. Geri döndüm getirdim, dedim berbat buna dedim. Şeye benziyor. Şimdi